getirdin bize. Burak Özçivit bir süredir eşinin yanından ayrılmıyordu değil mi? Sanki haberlerde şöyle çıktı. Fahriye Evcen izin vermiyor. İşte bebekte oldu ya yurt dışına gitmesine diye ama şimdi Romanya'daydı. Görüntüleri ben yine senin sayfanda görmüştüm. Oradan mı yayıldı basına? Bilemiyorum. Önce sende görmüştüm. Şimdi bir görüntü paylaşacağız. Bu ilk defa bizde Kazakistan'a geçti Romanya'dan değil mi Ali abi? Detaylar sende. Kazakistan'dan İstanbul'a geldi. İstanbul'dan Romanya'ya, İstanbul'dan Kazakistan'a gittiler. Ha, İstanbul'dan Kazakistan'a gitti ama bu görüntüler Kazakistan'a ait olacak. Gelsin mi o görüntüler be? Bir Sevgi Sele, bir Burak Özçivit çılgınlığı dünyayı sarmış durumda. Şimdi de Kazakistan'da. Kazakistan'da. Burak Özçivit. Evet. Şimdi daha önce marka yüzü olduğu Altın Yıldız Klasik'in mağaza açılışı için Romanya Bükreş'teydi. Orada da aynı şekilde büyük izdiham vardı. Bunun da videoları vardı ama yetişmedi herhalde. Burada film festivaline gitti. 15. Avrasya Uluslararası Film Festivali'nin onur konuğu. Perşembe günü de Beyrut'a gidecek. Yani dizinin çekimleri başlamış olmasına rağmen demek ki tam gaz sürmüyor. Osman, Diriliş Osman. Evet. Diriliş Osman Gazi. Çekimleri başladı. O yeni tipi de o dizide. Kazakistan Film Festivali'nde o diziden birkaç sahne gösterdiler. Kılıçlar, mılıçlar döktürüyor. Keşke bir dünya sırrı olsa Ali abi. Yani bir Hollywood yapımında falan görür müyüz mesela? Bu sevgisiyle onlara vesile olur mu? Oralara götürür mü? Uluslararası birer yıldız oldular aslında. Yani Burak Özçivit de en önde gelenlerinden biri bizim o yıldızlarımızdan. Yani olabilmeleri için Türkiye'de o anlamda ufku geniş olan, network'ü geniş olan menajer olması lazım. O menajerde bizde yok. Hani insan bu kadar dünyada rağbet görünce hakikaten çok öyle bir şey de görmek istiyor. Yani Meryem Uzerli'den tut, Tuba Büyüküstü'ne, Necati Şaşmaz'dan Kenan İmirzalioğlu'na, Kerem Bürsin'den Kıvanç Tatlıdoğ'a birçok Engin Altan Düzgün'den evet, oyuncu yurt dışında
yüzden fazla ülkede artık tanınıyor. 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 Ya bayağı popülerler. Ki her gittiklerinde böyle izdihamlar oluyor. Ama bunu bu kinetik enerjiyi potansiyel enerjiye dönüştürecek elemanlarımız yok maalesef. Keşke olsa. Evet. Bir de yabancı dil sorununu çözemiyoruz galiba. Bak bir Haluk Bilginer'i görüyoruz yabancı uluslararası filmlerde, değil mi? Ne kadar gururlanıyoruz. Ya şimdi evet, elbette ki dil önemli bir etken. Ama bu dünyanın çeşitli ülkelerinde her dili bilmeleri mümkün değil. Hepsi de İngilizce bilmiyor. Doğru. Bu ülkelerin. Ama sonuçta bunun altyazısı var, dublajı var. Çözülüyor sorun. Bir şekilde halloluyor. Biz Hollywood yıldızlarının hepsini niye bu kadar iyi tanıyoruz? İzlediğimiz filmlerden, dizilerden dublajla geliyor karşımıza. Şöyle biri gelse, izdihama rağmen yanına yaklaşmaya çalışan bir yıldız var mı? İlla da görmek isterim. Şöyle mi? Evet, ne kadar kalabalık olsa olsun gidip göreceğim. Ya şöyle bir şey, ben bunu şöyle değerlendirmek istiyorum. Şimdi bazı insanlar vardır, hep hayali böyle havuzlu bir sitede oturmaktır. Yani oturunca öyle bir yerde havuza gitme ihtiyacı hissedin. Bir ara giderim diyorsun. Ben yazlıkta da kışlıkta da havuz var. Daha ayağımı sokmadım. Şimdi bu kadar yıldızın, ünlünün içinde olunca bana o öldüm bittim fotoğraf çekelim bana şey geliyor. Yani, ama dünya yıldızlarını falan da ya dünya yıldızı da olsa sonuçta dünyanın en yıldızı kim? İşte Al Pacino bana göre. Yani fırsatım olsa beraber fotoğraf çektiririm ama ne kuyruğa girerim. Ne de böyle bir çaba sarf ederim. Shakira ile bile fotoğraf çektirmiş adam. Birlikte gitmiştik o konsere. Evet. Ali abi dedim ne olur asistanım da yardımcım da ben de belki parmağım çıkar. Bir baktım Ali abi yok. Stand'da gitmiş. İşi bitirmiş gelmiş. Ama bana şöyle garanti verdiler. Ama bizi götürdük. Shakira'nın konserine iki kişiye Shakira ile birlikte birlikte fotoğraf doğru çektirme hakkı tanıttılar. Bunlardan biri şu anda Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesi Procter & Gamble'ın müdürü, bir de ben. Ya, yani onun için yani. Evet, onun için evet. Hesabımız okunmadı. Şimdi o fotoğraflarda tek fotoğraflarda iki ayrı kız var. Ha. İki ayrı ama kızla fotoğraf çektirmiş ama kızlar aynı ya. Dur bir saniye, anlamadım ben mevzuyu. Başka bir fotoğraf daha yani, var. Onu görünce mi anlayacağız? Hayır. İkili fotoğraflar var. İkili. Bir görebilir miyiz onları? Burak Özçivit yanında bir kız. Burak Özçivit solunda bir kız. Ha ikisi de ikizdir belki. Öyle bir şey mi acaba? Hayır. Ben bakınca yani nasıl Çinliler, Japonlar, bütün Türkleri ne kadar birbirinize benziyorsunuz diyor ya. Bak bu kızlar, şimdi sarışın, sarı kıyafet giyen bir kız var. Onlarda da mı aynı estetikçiler, kuaförler var bilmiyorum. Aynı tornadan çıkmışlar gibi. Bakalım. Evet. Gelecek. Gelecek de bir gün gelecek. Yok bu değil. Geri geldik. Neyse önemli değil. Güzel oluyorlar yalnız. Çekik gözlü falan seviyorum ben bu. Asya tipi şahane bir şey gerçekten. Neticede Burak Özçivit para alıyor değil mi abi? Festivale herhalde onur konuğu olarak davet edilip spor olsun diye gitmiyor yani. Bunun yani bir bedeli var. Ben para aldığını düşünüyorum. Ama film festivalinde filmi gösterilse bile o bir ayrı bir jest unsuru oluyor. Burada sanıyorum başka kriterler. Sormam lazım, sorarım. Bir de Ali abicim hani yemek yemişti ya kadınlar. Kuvvet'te miydi o? Neredeydi? Bir Arap, Birleşik Arap Emirlikleri'nde miydi? Hatırlamıyorum. Bir yerde evet, kadınlarla yemek yemiş. Hani Benjeri'de senin arkadaşın, biz ona demiştik ya kaç liraya yemek yeriz. Evet. Burak Özçivit'e kaç lira bastırmamız lazım ya ben devamı gelecek demişti, geldi mi? Bu Beyrut seyahati çok yakın, biraz daha uzun tarihte olsaydı uçak biletimi ayarlar giderdim. Burak Özçivit'in bir Beyrut'ta ilginçtir. Arap dünyasında nasıl bir... şu işte bak az önce eski diziden sahneler.
o yemek organizasyonlarının devamı gelmedi ama. Değil mi? Devamı gelecek demişlerdi. Bu evet. Böyle ikili üçlü bir... Gelmedi. Demek ki bak Fahri Evcen o zaman para biriktiremedi. Para biriktiremediler belki, bilmiyorum. Olabilir ya da... Sormam lazım. Öğreneceğiz onları o zaman. Böyle de bir festival. Evet. Peki sonuna geldik Ali abicim. Evet. Bitirelim mi? Bitirelim. Allah kısmet ederse araç geldi beni bekliyor evde. Ben de buradan bulunmam lazım hemen. Survivor'a gideceksin. Sıcak sıcak bilgiler evet. Bize özel görüntülerle gel Ali abicim. Dalaka Yunanistan'ın şampiyonu oldu. Ali abi ben bu işi anlamadım. Bu sene çok da takip edemedim. Bir tane şampiyon olmayacak mıydı? Hayır, Türkiye ayrı, Yunanistan ayrı. Normalde Yunanistan'da yapacaklardı. Onu da getirdiler, Bodrum'da yaptılar. Yani Acun ve ekibin habire yolda format atıyorlar. Aklılarını estikçe değiştiriyorlar kuralları. Ama abi Türkiye mi kazandı, Yunanistan mı? Böyle bir şey yok. Her ikisinin de bir kazananı var. Her ikisinin de birincisi var. Bu akşamki finalde Yusuf'la Seda finale kaldılar. Büyük bir ihtimalle Yusuf ipi göğüsler. Kimi destekliyorsun? Var mı desteklediğin biri? Ben de destekleyeceğim ya. Bana ne diyorsun? Bana kim şampiyon olursa ben... olsa. Bana ne ya? İkisine de başarılar diliyoruz. Seda'ya evet. Da Yusuf'a da. Perşembe günü finali için. İrem Derici'yi konuk edeceğimiz. İnşallah. Canlı yayında görüşmek üzere. Şen ve esen kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Abone olun Instagram sayfamıza. Abone olun mu diyordu? Takip alın Instagram sayfamızı. Ve bizi de takipte kalın. Hoşçakalın.